Arkadaşlar merhabalar bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki ÖSYM tadında sorular bir testinin çözümünü yapacağız. Bu testimiz TYT tarzında çözümlere başlayalım. Aşağıda birim kareli zeminde ABCD ve DFG dörtgenleri gösterilmiştir. Buna göre iki dörtgen arasında kalan boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Tüm alandan beyaz bölgeyi çıkartacağız. Tüm alanı bulurken ne yapabiliriz? Hocam tüm alanı bulurken şöyle yapabiliriz aslında. Büyük dikdörtgenin alanından şu beyaz alanları çıkartabiliriz aslında. Öyle yapabiliriz. Ama böyle yapacağımıza bir de bu dörtgen aslında iki tane üçgenden oluşmuyor mu? Evet. Oluşuyor. Yani şu büyük dörtgenin alanını sağdaki üçgenin soldaki üçgenin alanı ve sağdaki üçgen alanı toplamı şeklinde bulabiliriz. Yani şu şekilde yazabiliriz. Alan ABC alan ABC artı alan ACD alan ACD Eksi şu dörtgenin alanında alan EFG alan beyaz alanı çıkartıyorum. Alan EFG eksi şu üçgenin alanı arkadaşlar o da alan EDG alan EDG şeklinde yazarsak sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Evet taban belli mi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı yükseklik belli mi? Belli. 2 birim. 5 çarpı 2 bölü 2 artı ee, burada taban belli mi? Belli. Yükseklik belli mi? Belli. 5 çarpı 1, 2, 3. Yüksekliğimizde 3 birim. 5 çarpı 3 bölü 2 eksi. Alan EFG şu üçgen alanında taban uzunluğu belli. Taban uzunluğu bu sefer kaç arkadaşlar? 1, 2, 3 birim. Yüksekliğimizde 1 birim. 3 çarpı 1 bölü 2 eksi. Alan EDG'de de taban belli. Ee, yükseklikte belli mi? Belli. Taban 3 yükseklikte 3 mü? Evet. Yani 3 çarpı 3 bölü 2 diyeceğiz. O zaman Bölü 2'ler kalsın. 10 artı 15 eksi 3 eksi 9 bölü 2 şeklinde yapıyor. Hocam burası eksi 12 burası da e, artı 15 eksi 12 artı 3 yaptı. 13 yukarı yukarısı. 13 bölü 2 yapar cevabımız o zaman. E, birinci sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Akçay çıktı. Geldik ikinci soruya. Şekil 1'de verilen dik yamuk biçimindeki bir araç. Vallahi uzunluklar verilmiş. Hemen ben buradan bir diki çizeyim arkadaşlar. Şu diki çizince ne oldu burada? 6 ise 6 5 ise 5'i yazalım. Hocam tamamı 13 o zaman buraya 8 kaldı. 6 8 13 kendinden 10 yaptı burası. Sonra soruyu okuyayım bakayım. Buna göre son durumda ne yapmış bu arada? Yüksekliği 6 bin. Cam ok günde 3 birim aşağı indirildiğinde arkadaşlar 3 birim aşağı indirildiğinde bu direkt aşağı indiriliyor. Dik olarak geliyor. Yani burası dik olarak doğrusal mı oluyor buradaki çizilen dikle? Evet doğrusal oluyor. Kaç birim aşağı indirilmiş? 3. Hocam 3 aşağı indirilince burası da 3 değil mi? Evet. E, dolayısıyla burası 3 yaptı. Burası da 3 yaptı. E, arkadaşım buraya 10 bulmuştuk. E, dolayısıyla bu arada şunlar da birbirine paralel değil mi? Paralel. Aşağı indi. Direkt aşağı indi bu çizgi. Aşağıda olmuş oldu. Paralel. Bir ort taban çıkmış oldu burada. Hatta şunlar da birbirine eşit olacak o zaman. Çünkü bunlar paralel. Bunlar eşitse. O zaman burası da 8 birimdi. Şuradaki çizdiğimiz dikte arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Hocam bunlar da 4-4 yaptı. Hatta orta tabandan direkt 5 de yazabilirdik ama 3-4-5 de çıktı zaten burada. E bize diyor ki buna göre son camın açık olan yüzeyinin alanı nedir diye soruluyor. He. Arkadaşlar şu yamuğun alanından alttaki yamuğun alanını çıkartacağız. Burası 5 iken direkt aşağı indiğinde burası da 5 burası da 5. O zaman büyük yamuğun alanından alt taban artı üst taban 18 çarp yükseklik bölü 2. Neyi çıkartacağım? Alttaki yamuğun alanını. Alt taban artı üst taban. Alt taban 9. Üst taban dikkat ederseniz. Şurası 9. Burası 5. 9 5 daha 14. Çarp yükseklik yüksekliğimiz de 3 bölü 2. O zaman burası kaç yaptı? 54 eksi 21'e eşit oldu burası. Cevabımız da kaç oldu böylelikle? 33 oldu. Evet ikinci soru Balıkesir oldu. Geldik üçüncü soruya. bize ee, bir formül vermiş. Yamuğunu alan formülü. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Evet. Şimdi iki tane kare ve bir dik yamuktan oluşuyormuş bu şekil. Karelerin alanları 25 ve 9 olduğuna göre. Arkadaşlar karenin alanı 25 ise bir kenara 5'tir. Diğer karenin alanı 9 ise bir kenarı 3'tür. Çünkü A kare eşittir 9'dan A'da 3 çıkar. Yamuğun alanı da 16 vermiş. Hocam burası 5, burası 3 değil mi? Şuraya da h diyecek olursak. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban. 5 artı 3 çarpı yükseklik bölü 2. Kaç verilmiş? 16 verilmiş. Buradan haşı kaç buluyoruz? 4 buluyoruz. Haşı 4 bulduk. Bizden istenilen nedir? AB uzunluğu. AB uzunluğuna ait dik dik üçgen var mı arkadaşlar? Burada var. Bir kenar 5, bir kenar 12. 5 12 ne üçgeni arkadaşlar 13 üçgeninden cevabımız böylelikle 13 çıkar. Yani 3. sorunun cevabı Edremit oldu. Geldik 4. soruya. Taban uzunlukları 6 ve 10 birim olan bir şekil verilmiş. Şunlar da eşit verilmiş. S2 bölü S1 nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu orta taban çizgisi değil mi? Çünkü şu bir paralel kenarmış. Paralel kenar olduğunu şöyle bir gösterelim isterseniz şöyle. Evet bu bir paralel kenar. Paralel kenarsa Hocam öncelikle orta tabanı yapalım. 16 bölü 2'den burası 8. Paraya kenar olduğu için karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacak. Hocam 10 say. yukarısı da 10. Buraya kaç kaldı? 2 kaldı. E bu orta taban çizgisi değil mi arkadaşlar? Evet orta taban çizgisi olduğu için şunlar da birbirine eşittir. Yani ben buraya bir x dersem burası da nedir? x'tir. Şimdi eskiyi yazabilirim ben. Dik üçgenin alanı. Dik kenarlar çarpının yarısı. 2 çarpı x bölü 2. Alan dağıtarak da gidebilirsiniz ama gerek kalmadı. Sonra ne diyor? S1 alanı. S1 alanında şunun alanı. Alt taban artı üst taban 14. Çarp yükseklik bölü 2. X bölü 2. Bölü 2'ler x'ler gitti mi gitti. 2 bölü 14 yaptı. Ama önce eskiyi yazacaktık sonra S1'i yazacaktık. Neyse ben burada S1 bölü S2'yi bulmuş oldum. 1 bölü 7 diye. Ama cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 7 bölü 1 olur. Çünkü yanlış yazmışım. Ters yazmışım. S2 dediğimiz bu. 14. E, alt taban artı üst taban. 14. Hadi yazayım buraya. Dur. Vaktinizi çaldım ama sura bakmayın arkadaşlar. Böyle olunca da dayanamıyorum. S2 nedir? Alt taban artı üst taban 14 çarpı yükseklik bölü 2 bölü S1 dediğimizde 2 çarpı x bölü 2 arkadaşlar. O da 7 çıkar. Cevabımız edilemit oldu. Dördüncü soruda geldik 5'e. Şekilde kalınlığı imal edilen doğrusal bir kütüğün V yardımıyla B konumdan BC konumuna getirilmesi gösteriliyor. Arkadaşlar önceki konumu buymuş. Bakın önceki konumu bu. Sonraki konumu ne oldu? Kaldırılınca kütük şu şekilde geldi. Yani bu şekilde bu şekil birbirinin tıpkısının değil mi? Eş yapı. E o zaman bunların birbirine eşitliğini kullanacağım. Hocam şuraya baktığım zaman 7 var 24 var. Çünkü şurası 24 bakın 7 24 25 üçgeninden burası 25 çıktı. Yani burası da 25 mi? Evet. Sonra 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 sonra. Ş şekilde verilen uzunluklar aynı birimcisi olduğuna göre alan ABCD nedir diye soruluyor. Alan ABCD. Arkadaşlar alan ABCD dedik yer burası. E Şurada ben neyi bulacağım arkadaşlar? Bir tek alt taban eksik herhalde. Alt tabanı bulacağım. Alt tabanı bulmak için de şuradan bir dik çizsem. Hocam dik yamukta dik dörtgen oluşturdum. 7 ise burası 7. Ondan sonra 15 ise burası 15. 15, 25 ne üçgeni? 15, 20, 25 üçgeni. İster dik dörtgenin alanı artı dik üçgenin alanı değil. İsterseniz alt taban artı üst taban. Yani 27 artı 7 çarp yükseklik bölü 2. Yani yükseklik 15 bölü 2. Bu 34 bölü 2'ye 17. Yani 17 çarpı 15 yaptı arkadaşlar bu. 17 ile 15 çarpınca 5 kere de 35 85 yaptı burası 17 sanırım 255 yapıyor arkadaşlar evet cevabımız böylelikle 255 yaptı kaçıncı soru bu 5. sorunun cevabı 255 yani denizli oldu arkadaşlar e böylelikle bu test bitti mi bitti o zaman ne diyoruz bir sonraki videoda ÖSYM e tadında sorular 2 testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın